Şu kainata dikkat edilse görünüyor ki içinde iki unsur var ki her tarafa uzanmış, kök atmış. Hayır şer, güzel çirkin, nef zarar, kemal noksan, ziya zulmet, hidayet dalalet, nur nar, iman küfür, taat isyan, havf ve muhabbet gibi asarlarıyla, meyveleriyle şu kainatta ezdat birbiriyle çarpışıyor. Daima tegayyür ve tebeddülata mazhar oluyor. Başka bir alemin mahsulatının tezgah hükmünde çarkları dönüyor. Elbette o iki unsurun birbirine zıt olan dalları ve neticeleri ebede gidecek, temerküz edip birbirinden ayrılacak, o vakit cennet, cehennem suretinde tezahür edecektir. Evet, dersimizin konusu mücadele-i maneviye, manevi cihatane, hep nurlarda geçiyor. Ne demektir? Ve Risale-i Nur'un bu manevi mücadeledeki işte vazifesi, hani durduğu yer neresidir? Bu konuyla ilgili inşallah okuyacağız ama işte manevi mücadeleyi anlamak için bazı mukaddemeler okumak istiyorum. Onlardan bir tanesi de bu. Diyor ki şu kainata dikkat edilse görünüyor ki içinde iki unsur var ki her tarafa uzanmış kök atmış. Hayır şer, güzel çirkin, nef zarar, kemal noksan, ziya zulmet, hidayet dalalet, nurna iman küfür. İşte bunların karşılıklı olan değil mi? Mübarezi ve değil mi, mücadelesinden bahsediyor burada. Diyor ki meyveleriyle şu kainatta ezdat, yani zıtlar birbiriyle çarpışıyor. Başka bir alemin mahsulatının tezgah hükmünde çarkları dönüyor. Demek ki imanla küfrün, hidayetle dalaletin, nurla zulmetin gibi bir mücadelesi, bir mücadelesi var. Özellikle de bunun işte sırrı teklife bakan ve insan alemin efal ihtiyariye aleminde karşılığına işte Risale-i Nur'un diliyle manevi mücadele, manevi cihat deniyor. Tabii bunu biraz daha iyi anlamak için şu noktaya da bakalım 15. sözden. İşte velillahi metelul a'la, ezel ebed sultanının pek çok esma-i hüsnası vardır. Tecelliyat-ı celaliye ve tezahürat-ı cemaliye ile pek çok şuunatı ve ünvanları vardır. Nur ve zulmet, yaz ve kış, cennet ve cehennemin vücudunu iktize eden isim ve ünvan ve şekl ise kanun-u tenasül, kanun-u müsabaka, kanun-u teavün gibi pek çok umumi kanunlar misillü, kanun-u mübarezenin dahi bir derece tamimini isterler. Kanun-u mübareze, kainatta bakın, umumi, tamimi, her yerde var, her alemde var kanun-u mübarezenin dahi bir derece tamimini isterler. Kalp etrafındaki ilhamat ve vesveselerin mübarezeleri bakın değil mi? En dardayla kalbimize değil mi? Melek ilham ve vesveseyi şeytan, lümme-i şeytanide. O da bir mübarezedir, o da bir mücadele. Oradan tut diyor, ta semavat afakında, sema afakında melaike ve şeytanların mübarezesine kadar o kanunun şumulunu iktize ediyor. İşte manevi mücadele, bizim biraz önce ifade ettiğimiz, bu da kanun-u müsabakanın dediğimiz gibi insan ve cinniler aleminde sırrı teklife bakan veçesine kanun-u mübarezenin manevi mücadele deniyor. Hani malumunuz hepsini okuyamıyoruz. Şu var ya, vücut alemleri Adem alemleriyle çarpışırken meyve risalesinde hatırladık mı? Vücut alemleri biraz önce biz okuduk ya. Hayır, güzel, fayda, iman, hidayet, nur, bunlar vücut alemleri. Değil mi? İnkar, küfür, şer, isyan, dalalet, zulmet, bunlar da Adem alemleri. Değil mi? Bunlar birbiriyle çarpışıyor. İşte bunların birbiriyle çarpışması. Meselenin hani esası budur. Yani iman ile küfürün, nurla zulmetin, değil mi? Hidayet ve dalaletin mücadele ve mübarezesi. İşte burada bunun tabii ki çok vecihleri var. Biz manevi mücadele, yani üstadın bakın şimdi onu okuyacağım. Bize ne diyecek? Bu zamanın esas meselesi manevi mücadeledir diyecek. Fakat yine bunu şu sözleri kaldıralım. Hani daha iyi anlamak için bakın biraz daha bunu detaylandıralım. Mesela şimdi insan dedik ya, esas insandır bu manevi mücadele. Bakın insanın davranışlarının hepsi ya vücudidir ya ademidir.
Hani bugün ilim diliyle diyorlar ya, ya pozitif ya negatif. Risale-i Nur'un diliyle ya müsbet ya menfi. Şimdi insanın davranışlarının, özellikle insana, tabi bunun içinde cinliler de var, başka hani şeytani ve şerli perdeler de dahildir tabi. Hem maddi havaya, hem manevi havaya, hem alevi misale bakan insanın davranışlarının bir karşılığı var. Mesela bakın, buna bir misal vermek istiyorum. Tesettür Risalesi'nde üstadımız diyor ya, mesela sevlendiren pis nazar diyor, değil mi? Sevlendiren pis nazar. Bakın ne demek? Yani işte pis nazar, haram nazar zehirlidir diyor. Yani ademi bir şey. Şimdi ve havayı da, bakın manevi havayı da bozar. Manevi havayı bozar. Şimdi onunla ilgili bir örnek okuyacağım. Veya mesela örnekler çok da. Ehli dalaletin tekraratı Kur'an'ıya bahsinde bakın diyor. Ehli dalaletin ufunetli ve zehirli evhamları. Bakın fikirler de, düşünce ve fikrin de bir karşılığı var. O da mesela manevi havayı bozuyor mesela. Manevi mücadelede ademi bir karşılığı var. Yani bir dalalet fikrinin, değil mi? Zehirli bir fikrin Kur'an'a uygun olmayan. Hem davranışların hem düşüncelerin bakın. İşte manevi mücadele bütün bunların arasında olan işte müsbet davranışlarla, vücudi aynadarlıklarla menfi, yani günah, kebair, dalalet, haram vesaire, bunların arasındaki mücadele ve mübareze. İşte bu mücadele ve mübarezenin hükmüne göre mukadderat dünyada ve şehadet aleminde ona göre tezahür ediyor. Bakın, dersimizin başlığına şu cümleyi de koyalım. Bunu koymazsak anlaşılmaz. Asar-ı Bediye'de üstadımız çok böyle dersi özetleyen bir cümleyle diyor ki, hüküm melekütündür diyor. Hüküm melekütündür. Hüküm melekütündür. Yani bizim dünyada şehadet aleminde tezahürünü gördüğümüz neticeler, hadiseler, meseleler esas değil mi? Mukadderat noktasında hükmü Allah neye göre veriyor? Melekuta göre veriyor. Yani bu manevi kuvvete göre, yani bu manevi mücadelenin ne diyelim sonuçlarına göre ne oluyor? Mukadderat tayin ve takdir ediliyor. Tabii meselenin ilim malumat tabiri kısmına girmiyorum şu anda. Konumuz o değil. Şimdi mesela buna örnek olarak, bunlar hepsi hani önce mukaddemeleri zikrediyoruz. Hani manevi mücadeleyi biraz zihnimizde müşahhaslaştıralım Risale-i Nur'un beyanlarına göre. Bakın mesela Kastamonu layıkasında müteaddit mektuplarla geçer. Bir tanesi de şu, bakın diyor ki o şuhur-u mübareke gittikten sonra adeta o ahiret ticaretinin meşheri ve pazarı değiştiği gibi dünya sevgisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler bir derece vaziyeti değişiyor. Havayı teslim eden buharat-ı müzahrefe o manevi havayı bozar. Bak, bu cümlemiz de konumuzda çok güzel bir örnek olacak. Bak, diyor ki havayı teslim eden buharat-ı müzahrefe, teslim ne demek? Zehirleyen bak. Buharat-ı müzahrefe zehirli gaz. Buradaki kastettiği Dilovası'ndaki fabrikaların gazları mı? Hayır değil ya. Biraz önce örnek verdiğim. Diyor ya, müştehiyat, nefsaniyat, umumi günahlar, haramlar, açık saçıklık, dalaletler. Bakın bunlar dedik ya, manevi havada hepsinin bir tabiri caizse meydana çıkardığı bir enerji var. Negatif bir enerji. İşte haram nazardan tutun da zulmani bir kelimeye kadar bakın. Kelimeler de mesela göz, kelime, bakın bunların hepsi böyle. Hatta ben bakın burada genç kardeşler de çok yeni sahada anlatmıştım bunu. Yani burada dinleyen kardeşler vardır ama tekrarında beis yok. Hani bakın insanın amellerinin ne kadar nerelere taalluk ettiği, ne kadar hassas olduğuna bir örnek daha. Bakın Ali İhsan Tolabi'yi duymayanınız yoktur yani. Tabi üstadı da ziyaret etmiş Isparta'da biliyorsunuz. Böyle tıbb-ı nebevi noktasından da yani fevkalade hani maharetli bir abimiz. 5-6 sene önce vefat etti biliyorsunuz. Bakın bir genç, nur talebesi bir genç onu ziyarete gitmiş. Demiş ki efendim ben de kuvve-i şehriye, beni çok rahatsız ediyor. Kuvve-i şehriye rahatsız ediyor. Demiş ki ona Ali İhsan Tolabi, sen demiş dışarıda yemek yiyor musun dışarıda? Demiş evet yiyorum. Ne yiyorsun? Demiş ki bizim okulun çıkışında bir dönerci var. Orada diyor okul çıkışı ekser orada döner yiyorum demiş. Bakın cevaba bakın. Çok güzel bir örnek olduğu için anlatıyorum. Demiş ki Ali İhsan Tolabi, o dönerci
döneri keserken harama bakıyor gelen geçen taife-i nisaya. Sonra o gözlerle dönere bakıyor. Sen de onu yediğin için sana sirayet ediyor diyor. O kuvve-i şehri. Ya bu gerçek bir şey, bir masal değil mi? Ve bakın ben anlatmıştım belki burada. 1952 yılında da üstadımız işte gençlik rehberi için İstanbul'a geldiğinde işte bir demek ihtiyaç oluyor. Bir çorba içmeye giriyorlar bir aşevine. Çorba geliyor. Üstadımız ona bakıyor. Diyor ki sahibini çağırıyor. Diyor ki bu çorbayı yapan gusletmemişti. Efendim haklısın diyor. Ben fırsat bulamamıştım. Şeyin sahibi gusletmeye gidiyor. Onlar da içmeden. Hatta demiş ki üstad bu bir keramet değil. Bu bir ilimdir yani. Neden? Çünkü o davranış yemeğe negatif enerji olarak yani menfi bir hissiyat hal olarak sirayet ediyor. Şimdi insan bu kadar hassas. O yüzden hani bu manevi mücadele vesailinde biz tabii dersin o kısmına gelmedik ama neye bakıyoruz? Ağzımızdan çıkan sesler ne? Duyduğumuz sesler, davranışlarımız hepsi bakın bu meselenin içindedir yani. Hele de Risale-i Nur talebesi ise bakın onun vücudi olan işte mesela Risale-i Nur okuması, dua etmesi, fedakarlığı, ihlası, himmeti manevi mücadeleye çok büyük bir kuvvet veren, onu zaten dersin devamında kuvvet veren manalardır. İşte bakın diyor ki havayı o manevi havayı bozar. Bakın mesela hatırıma bir cümle daha geldi. Üstad diyor ki Cevşen ve Evrad-ı Bahayi ile maddi ve manevi zehirlerin tesirinden muhafaza olunuyor. Diyor mu? Şimdi maddi zehri anladık. Sunna yemeğine zehir katıyorlar. Doğru mu? Peki manevi zehir ne? İşte manevi zehir bu. Şeytani perdelerin, ervah-ı kabisenin, insi şeytanların, cinli şeytanların değil mi işte? Meydana getirdikleri o zehirli gaz, o negatif enerji, o ne oluyor? Manevi zehir bak. Ondan da korunmamız lazım. Ben diyor üstad bakın, maddi ve manevi zehirlerden korunuyorum diyor. İşte havayı tesmim eden, yani zehirleyen buharat ve müzahrefe o manevi havayı bozar. İşte hani cümle, kelime, söz bu da çok önemli. Mesela bakın Efendimizin hanımlarından bir tanesi işte hanımlar arasında var, bu olur yani. Diğer hanımlarından bir tanesi için veya başka bir hanım için hatırlayamıyorum şu anda. Demiş ki onun boyu kısadır. Hani biraz şey niyetiyle. Hani böyle onu nazardan düşürmek. Efendimiz demiş ki sen öyle bir cümle söyledin ki denize şey olsa denizi kokutur. Denize girse denizi kokutur bak. Mesela gıybet, galiz tabir. Bunlar hepsi değil mi, menfi, havayı zehirleyen, bozan şeyler, cümleler. Evet, işte herkes derecesine göre ondan zedelenir. Sonra da bu havanın zararından kurtulmak çaresini şey yapıyor, nazara veriyor. Şimdi evet, şimdi Risale-i Nur bunu şey yapabiliriz ama kafidir. Başka örnekler okuyabiliriz. Kafidir. Bakın. Şimdi Risale-i Nur bu manevi mücadelede özellikle bu zamanda bu aslında hani nasıl bir vazife görüyor? Yeri neresidir? Gördüğü vazifenin ehemmiyeti ve kıymeti nedir? Onunla alakalı devam edelim. Zaten dersimizin esas konusu bu. Bakın. Diyor ki üstad. Çünkü asıl mesele bu zamanın cihadı manevisidir. Manevi tahribata karşı set çekmektir. Asıl mesele nedir bu zamanda? Bu zamanın cihadı. Şimdi her zamanın hükmü farklıdır. Her zamanda dine, İslamiyet'e hizmette bazı meseleler, bazı noktalar ön plana çıkabilir. İşte bu zamanda mesela bazen yıllarca, asırlarca maddi cihat değil mi? İlahi kelimetullah'ta maddi cihatla İslamiyet. Fakat bu zamanda üstad esas önemli olan nedir diyor? Manevi cihat. Neden? Bunu tabi Risale-i Nur okuyan herkes çok iyi sebeplerini bulabilir, söyleyebilir ama en önemli noktası şu bakın. Diyor ya, bu asırda ehli İslam'ın en mühim tehlikesi fenden ve felsefeden gelen bir dalaletle kalplerin bozulması, imanın zedelenmesi. Değil mi? Buna mukabil o zaman değil mi? İmanın tahkiki kılıncıyla. Yani iman tahkikinin dersini vermek, hani nur göstermek var. Demek en büyük tahribat ne olmuş değil mi? Diyor ya dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir kale sarsılmış ya. Öyle bu ahir zamandaki zamanımızdaki tezevzül, tahribat
Değil mi? Fitne öyle işte mesela geçenlerde olmuş hissedilmiş bir İstanbul'da. Burada hissedildi mi bilmiyorum. Bir devre işte 4.5 şiddetinde Yalova'da işte benim yeğenim var. Dahi diyor şey oldu, deprem oldu diyor işte falan böyle gündem olmuş sınıfta, ilkokulda okuyor. Ne oldu? İşte duvarda çatlak olur. İşte birkaç tane şey olur yani delik açılır. Ama bu öyle bir şey değil diyor Üstad. Dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir kale diyor sarsılmış. Öyle bir değil mi? Kalbi külli, vicdan umumlu, efkar-ı amme değil mi? Büyük bir rahle, yaralanmaya, tahribata maruz kalmış. İşte bu noktada esas hani manevi tahribat neye olmuş? Erkan-ı imaniye. Hani diyor ya bu ejderha imanın neresine ilişecek? Erkanına ilişecek. Üstad endişe etmiş. Aynen o endişe ettiği şey bu kurulmuş olmuş. Değil mi? Bütün erkan-ı imaniye Kur'an'ın hakikatlarına değil mi? Hücum edilmiş ortalık. Halen de yapılıyor yani. Şimdi demek ki esas manevi mücadelenin değil mi? Esas manevi tahribatın değil mi? İman tahriki, iman zayıflamış, kalpler bozulmuş. O zaman demek ki manevi fütuhat yapmak değil mi? Zulümatı dağıtmak en önemli veçesi ne? İman tahkikinin dersini vermek. Manevi mücadelenin bu zamanda esası ne? İmanı kuvvetlendirmek. Hani diyor Üstad, bu zamanda en büyük bir insan, en büyük bir vazife imanı kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Zaten okuyacağım bazı yerde. Orada hep ne diyecek Üstad? İman tahkiki kılıncı. Kur'an'ın elinde Risale-i bir elmas kılıncı. Ne? Kılıç ne? İman tahkiki kılıncı. Bakın. Şimdi cihat, savaş neyle yapılır? Silahla yapılır. Silah ne? İman tahkiki kılıncı. Demek ki manevi mücadelenin esası iman tahkiki nurlarını neşretmek. O yüzden de değil mi? Ne diyor çok yerde bizi Üstad? Bu zamanda imanı tahkikinin dersini vermek tek büyük bir fazilettir ve kutsi bir vazifedir. Demek ki asıl mesele nedir? Bu zamanın cihadı maneviyesi. Bakın bir veçesini daha okumak istiyorum. Koyun ha şurada. Bakın şuraya bakalım şimdi. Sadece imanda mı şimdi? İman işin esası ya. Orada sarsıntı, orada zafiyet meydana geldiğinde değil mi? Bunun tezahürü ahlakta, hayatta, ubudiyette, muamelede, muaşerette her yerde çıkıyor. Bakın bir numunede onu okuyalım. Gözlüğümü almadım ama keşke alsaydım. Rakamlar görmedim. Evet bakın diyor ki Risale-i Nur şöyle şuradan alalım. Ez cümle hayat-ı içtimaiyi idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elin ve biçare ihtiyar ve peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu okuma gözlüğü. Ha geliyor. Evet ama bu sefer sizi görmüyorum. Bazı yerlerde gayet elin ve biçare ihtiyar ve peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle Yecüc ve Mecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi Şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam olan Sedd-i Kur'ani'nin tezelzülüyle Yecüc ve Mecüc'ten, bakın Yecüc ve Mecüc nedir? Kur'an'da da geçen, hadislerde de ahir zamanlar. Yani ahir zamanın dehşetini tarif eden değil mi? O bozguncu taife. Ahir zamanın dehşetiyle alakalı bir hadislerde geçelim. 24. sözde de var. İşte şeyde de var. 5. şuada. Bakın Üstad ne diyor? Diyor ki Sedd-i Kur'an'ın değil mi? Kur'an'a hücum edilecek. Kur'an'ın etrafındaki değil mi? Surlar yıkılacak. Onun diyor tezevzülüyle yani sarsılmasıyla Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Bakın ahlakta da hayatta da. Devamında ne diyor? Risale-i Nur'un şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücadeleleri. Demek ki bakın bu tahribata, ahlakta ve hayatta olan bu tahribata, değil mi? Merhametin, hürmetin, emniyetin kırılması noktasındaki. Hani Üstad çok yerlerde diyor ya, Risale-i Nur dünyaya bakmaz. Değil mi? Hayatı ebediyeye bakan safi, uhrevi bir iman hizmetidir. Fakat dünyaya baktığı zaman da şu beş esası
temin eder değil mi? Hürmet, merhamet, emniyet. Onları sayıyor. İşte Risale-i Nur'un şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücadeleleri inşallah zaman-ı sahabedeki gibi az amelle pek çok büyük sevap ve amal-i salihaya neden olur. Bunu da çok yerlerde izah ediyor değil mi? Neden? Çünkü zamanın dehşetinden. Değil mi? Şeriat-ı Muhammediye, değil mi? Şair-i Ahmediye yapılan tahribatın dehşetinden Risale-i Nur'un bu zamandaki bu hizmeti, yani manevi mücadelesi. Risale-i Nur manevi mücadele. Esas mesele budur. Bunun da esası nedir diyor Üstad? İmanın tahkikinin dersini vermek. İmanın tahkiki nurlarını neşretmek. Bakın Kastamonu'yu almışken hani şuradan da okuyalım alakalı bir mektuba. Manevi fütuhat yapmak diyor ve bu mektupta da var benzer bir ders. Açtığım ilk ders şeyde. İlk derse başlarken açtığım. Bakın şimdi şurada diyor ki ahir fıkrasında muhbir-i sadıkın haber verdiği manevi fütuhat yapmak ve zulümatı dağıtmak. Bakın manevi cihat nedir? Manevi fütuhat yapmak, zulümatı, karanlıkları dağıtmak, dalaletleri değil mi dağıtmak? Ve zaman ve zemini gelmesi diye fıkrasına bütün ruhu canımızla rahmet-i ilahiyete niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz. Fakat biz Risale-i Nur şakirtleri ise vazifemiz hizmettir. Vazife-i ilahiyeye karışmamak ve hizmetimiz onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak olmakla beraber. Bakın burada manevi cihattan bahsettiğini belli zaten. Neden? Hemen bakın bizim mektubumuzda da diyor ki diyor ki manevi mücadelenin diyor. Ha cihad-ı maneviyenin en büyük şartı da vazife-i ilahiyeye karışmamaktır ki bizim vazifemiz hizmettir. Netice Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz diyor. Bakın burada da aynı manevi fütuhat yapmak zulümattan sonra bize ne diyor? Bizim vazifemiz diyor ne? Hizmettir. Ama burada tabii bunun bir dengesi var. Hani Risale-i Nur talebesi İsmail ve Masavuk için diyor Üstad, hizmet-i Kur'aniye hizmet-i Kur'aniye'nin yanında bana İsmail ve Masavuk bir vaziyet verilmiş. Hikmet. Şimdi daire esbabla daire itikadı karıştırmama. Bunu da bir yerde üstadımız Yemir Daire Aykası'na şöyle ifade ediyor. Diyor ki hizmet noktasında çok hırs gösterdiğimiz halde neticelerine kana. Değil mi? O. Yani vazife-i ilahiyeye karışmamak, hiçbir şey yapmamak demek değildir yani. Atalet değil yani. Ya hizmet noktasında vücudi olarak değil mi? Çok hırs gösterdiğimiz halde tebliğde, gayrette hırs. Ama Emir Daire Aykası 2'de var. Bakın Ankara Üniversitelerine üniversitesi talebelerine yazdığı bir mektupta 1000'den diyor bir kişi sizden kabul etse yeter diyor yani. 1000 kişiyi anlattınız, davet ettiniz, kitap verdiniz neyse bir kişi olsun diyor. İşte bizim vazifemiz hizmet vazife ilahiyeye karışmamak ve hizmetimiz onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak olmakla beraber kemiyete değil keyfiyete bakmak hem çoktan beri sukut-u ahlak çoktan beri sukut-u ahlakı sukut etmesi ve hayat-ı dünyeviyi her cihetle hayat-ı uhreviyi tercih ettirmeye sevk eden dehşetli esbab altında Risale-i Nur'un şimdiye kadar fütuhatı, manevi fütuhatı, manevi fütuhat, maddi değil, fütuhatı ve zındıkların ve dalaletlerin savletlerini kırması. Değil mi? Küfrün dalaletini, hücumunu kırmış mı? Bakın mesela bunun işte en meşhur örneği haşir meselesidir. Bakın çok yerlerde üstad diyor ya, diyor millet içinde resmen değil mi Kur'an'ın bir sürüsünü inkar etmek, haşri inkar etmeyi isteyen zındıkların fikirlerini diyor onların ağzına tıkadı Risale-i Nur. Bakın bunun bir hikayesi var. Yani gerçek bir hikayesi. 1926 yılında mecliste Milli Eğitim Komisyonu'nda şu konuşuluyor. Biz nesillere işte öğrencilere okutacağımız kitaplara şeyi yazalım. İşte neyden başlayalım? Demişler ki ahiret imanı hani soyut bir imandır, ispat edilemez. Oradan başlayalım. En etkili olur. Yani ahiret yoktur, haşa bu işte insanların uydurması falan işte insanları uyutmak için, kontrol etmek için bunu konuşuyorlar yani. Yani ahiret yoktur, ders kitaplarına yazacaklar bunu bakın. Gerçek bir şey bu. Tam o anda üstadımıza bakın, aynı zamanda yani. Barla'da ne yazdırılıyor? 10. Söz Risalesi yazdırılıyor. O zaman değil mi eskimez yazıyla Osmanlıca. Hemen üstadımız onu hızlıca Bekir Bey vasıtasıyla değil mi İstanbul'da matbaada bastırıyor, meclise de gönderiyor. Her tarafa gönderiyor üstad onu.
Bakın o kitap, o Haşir Risalesi meclise giriyor, onu yazamıyorlar yani. O fikirlerinden vazgeçiyorlar yani. Dolayısıyla ağızlarına tıkadı diyor işte. Hatırladık mı? İşte hani tabiat, tesadüf ve şirkten teşekkül eden fesat şebekesinin değil mi, alemi İslam'dan defi ve ifracına Risale-i Nur'da verilen karar infaz edilmiştir. Yani üstadın ifadesiyle Risale-i Nur küfrün, değil mi, maddiyunluğun, tabiyunluğun, dalaletin bakın belini kırmıştır yani. İşte dalaletlerin savlet, yani savlet hücumlarını kırması. Bunlar hep manevi mücadelenin neticeleri yani, bunu anlatıyor. Ve yüz binler biçarelerin imanlarını kurtarması ve her biri yüze ve bine mukabil yüzer ve binler hakiki mümin talebeleri yetiştirmesi. Bakın demek ki hakiki değil mi, imanı tahkikiyi taşıyan, ahlak-ı aliyeyi taşıyan fedakar, halis bir nur talebesinin yetişmesi en büyük manevi mücadele bu. Bakın en büyük kuvvet oluyor. Bakın şimdi bir tane daha örnek okuyayım. Diyor ki bir yerde üstad, Kastamonu'da yine. Büyük Hafız Ali'nin sisteminde Küçük Ali Abi'den bahsederken kahraman bir yardımcı ve iki mübarek ve halis ve kıymettar Mustafa'ların elinde bir elmas kılıç, buranın fethinde benim gibi bir acizin muavenetine koşuyor gördüm. Bak, ne yazmış? Risale-i Nur'u yazmış ha. Neyden bahsediyor burada? Üstad Küçük Ali Abi güzel birkaç risaleyi yazmış. Üstad bunun hakikattaki temessül, misal alemindeki temessülün ne diyor? Diyor ki elinde bir elmas kılıç, yani Küçük Ali Abi bir elmas kılıç olarak burada tavsif ediyor. Buranın fethinde, Kastamonu'nun veya bu havalinin fethinde, manevi fethinde bana yardıma geldi diyor. Ben hani zorlanıyordum bakın. Hakikatta böyle işte. Demek ki zaten ona da geleceğim dersin devamında. Yani Risale-i Nur'un okunması, neşredilmesi, yazılması, esas manevi mücadele, bakın esas bunun üzerine. Onu da kısaca izah ettik. Daha da edeceğiz. İşte hakiki mümin talebeleri yetiştirmesi, muhbir-i sadıkın ihbarını aynen tasdik etmiş ve vukuat ile ispat etmiş ve inşallah daha edecek. Ediyor, daha edecek. Öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Demek ki hem iman noktasında, hem ahlak noktasında, hem hayat noktasında değil mi, bir anarşi, bir dinsizlik, bir fesat ve ifsat var. İşte buna mukabil Risale-i Nur'un şakirtlerinin böyle bir zamanda, böyle bir hadisede manevi mücadele. Asıl mesele ne demiştik dersimizin başında? Asıl mesele bu zamanda, bu zamanın cihadı manevisidir. Manevi tahribatına karşı set çekmektir. İşte ne oluyor? İnşallah zamanı sahabedeki gibi az amelle pek çok büyük sevap ve amal-i salihaya medar olabilir. Bakın yine bunu teyit eden, hani unutmamak için bir yer var. Kastamonu'yu koyalım. Herhalde işimiz bitti onun ama hiç belli olmaz. Her an alabiliriz. Bakın diyor ki 20. lemada çünkü bu manevi cihatta, manevi cihattayız şu anda, manevi cihatta. Küçük mesele zannettiğiniz çok büyük olabilir. Yani ne olacak? Yani bu da önemli bir şey değil. Hayır, üstad diyor ki hizmet-i Kur'aniye'ye taalluk eden küçük değil, büyük. Ya derse gitsem ne olacak? Ya bugün Risale-i Nur okumasam ne olacak? Bugün Evrat okumasam ne olacak? Hayır öyle değil, okumasak olur bir şeyler yani. Vazifemizi ihmal etmiş oluruz. Şimdi manevi cihat nedir? Hani onu da okuyacağım. Her birimiz muvazzaf askeriz yani. Bu Risale-i Nur şahsı manevisine kabul edilmişse ihlas ve sadakatla, yani ihlastan burada kastettiğim böyle tam tamına ihlas risalesindeki düsturları yaşamayı kastetmiyorum. O zor bir şey. Dünyevi ve maddi niyetlerle değil de uhrevi niyetlerle Risale-i Nur dairesindeyse bunu kastediyorum yani. İman için, hayır için, ibadet için değil mi? Sevap için. Bunu kastediyorum. Ve sadakatle Risale-i Nur'a değil mi bağlıysak inşallah bu şahs-ı maneviye dahiliz biz yani. Bakın bu şahs-ı manevideki her kardeşimizin bir rütbesi var. Hatırlarsak Hulusi abi değil mi? Üstadımız Barlar Aycası'na bir tane örnek veriyorum. Hulusi abi Risale-i Nur'u tanıdığı zaman yüzbaşı. Üstad ona diyor ki bir mektupta. Tabi sürekli tayinini çıkarıyorlar onun işte. Sen diyor maddi rütbenizden çok yüksek manevi rütbeniz iktizasıyla ayrı ayrı yerlere gönderiliyorsun diyorlar. O yerlerin sana ihtiyacı var. Seni onlar hani ehli dünya seni yapmıyor. Hani
nefyetmiyor yani veya görev yerini değiştirmiyor. Senin manevi bakın, Risale-i Nur dairesinde manevi çok yüksek bir rütben var. Ondan dolayı sen kader seni sevk ediyor. Oraların intibahı için değil mi? İşte hizmet-i Kur'aniye tahallük eden küçük değil. Medreseye tahallük eden küçük değil. Risale-i Nur'a tahallük eden. Manevi, bu manevi cihatta küçük mesele zannettiğiniz çok büyük olabilir. Neye benziyor? Bir neferin bir saatte mühim ve husus şerait dahilindeki nöbeti bir sene ibadet hükmüne bazen geçmesi gibi bu ehli hakkın mağlubiyeti zamanında manevi mücahede mesailinde küçük bir meseleye sarf olunan senin kıymetli bir günün ve mesela işte bazen katalebe kardeşler ya okuma programına gitmesen böyle yani daha günü nasıl kısaltırım? Değil mi? Ya, kısaltma değil de uzatma yapalım. O bir gün var ya bir üstad. Bakın manevi mücahede mesailinde sen orada değil mi isteyerek, ihlasla değil mi Risale-i Nur okuyorsun. Hem de bir şahsı manevi var. 10 kişi, 15 kişi. İşte diyor ki o bir günün o neferin veya Medrese-i Nuriye'de geçirdiğin bir günün o neferin o saati gibi 1000 derece kıymet alabilir. Bir günün 1000 gün olabilir diyor üstad yani. Bak, manevi mücadeleye müteveccih isen ki bakın bu manevi mücadelede de Nur medreseleri nedir? Merkezdir. Kur'an'a hizmette, gibi imana tahkikinin dersini vermekte, gibi hakiki nur talebelerinin yetişmesinde, şahs-ı manevinin tahakkuku bakın için burada toplandı. Bak bir şahs-ı manevi oldu. Değil mi? Bir araya gelmesinde, şahs-ı manevinin konuşmasında, konuşturmakta. Dedim, Nur medrese-i Nuriye. Çünkü buralar nedir? Rahmetin kastı tahsisine mazhar olan mekanlardır. Değil mi? Risale-i Nur'un diyor ya, o dershanelerden nurların okunması. Nurların en çok okunduğu namaz, tesbihat, evrat, beraberlik, hizmet, tebliğ, her şey burada bakın. O yüzden değil mi? Özellikle Medrese-i Nuriye'deki manevi mücadeleye müteveccih bir saatimiz, bir günümüz bakın 1000 kat kıymet alabilir diyoruz zaten. Çünkü Nur medreseleri Dershane-i Marifetullah Medrese-i İlmi Hakikattır diyoruz zaten. İşte o neferin o saati gibi 1000 derece kıymet alabilir. Bir günün 1000 gün olabilir. Madem liveçillah'tır, o işin küçüğüne, büyüğüne, kıymetli ve kıymetsizliğine bakılmaz. İhlas ve rıza ilahi yolunda zerre, yıldız gibi olur. Burada tabii şöyle bir nokta da var. Bazen işte yani bize hizmette taalluk eden meseleler, sorumluluklar, vazifeler önemsiz görüyoruz. Yani önemsiz değil yani. Hiçbir şey önemsiz değil. Hizmete taalluk ediyorsa, Risale-i Nur'a, medreseye, ahirete bunu küçük görmeyeceğiz. Bu da medreseyi süpürmek. Bakın kardeşler bazen işte öğrenciler ya yemek yapmak medresede. Ya o bile manevi mücadeleye dahil oluyor ya. Medreseyi süpürmek de dahildir. Hiç bundan şüphe etmeyin yani. Evet. Şimdi bakın yine şu mektubu şurayı da okutup kapatalım. Bakın diyor ki yine bize üstad. Hem dahildeki cihad-ı manevi tahribata karşı çalışmaktır ki maddi değil manevi hizmetler lazım. Bu da aslında yani böyle çok konuşmamız gereken bir mesele. Maddi değil manevi. Yani Risale-i Nur hizmetinde değil mi? Esas maneviyat, ihlas, uhrevilik. Bazen böyle maddiyat onu devdeleyebiliyor. O noktaya gelmemesi lazım. Maddi değil. Bakın üstadımız Isparta kahramanlar değil mi? Bize yani Risale-i Nur'dan modelleme, eğitimde modelleme çok önemli bir şeydir. Mesela Hulusi, ikinci Hulusi. Sen de diyor Hüsrev gibi, Hüsrev'e benzemeye çalış. Her biriniz hanenizi diyor medreseyi bak. Medrese-i Nuriye'yi model yapmış üstad. Ne diyor Nur talebelerine, içtimai hayattakilere? Siz de diyor hanenizi Medrese-i Nuriye yapın. Oraya benzetmeye çalışın. Şimdi bize de hepimize de diyor ki Isparta kahramanları gibi olun değil mi? Olmaya çalışın. Şimdi Isparta kahramanları bakın kaç kişi? Yaklaşık sayı verebiliriz. Neden? Bakın Eskişehir hapishanesinde 1935. Hapse girmeyen iki abi var. Hulusi abi, Sıddık Süleyman. Herkesi toplamışlar. Hatta Ramazan'ı bile biliyorsunuz. Gariban köylüdür. Ramazan Risalesi'nden dolayı alakası olmadı halde. Kaç kişi var? 116, 118. Hadi ben de 130 yaptım. 150 yaptım onu. Ya 150 kişiyle üstadımız, ya Süfyaniyet'in o en dehşetli kara kara içinde, zulmet içindeki döneminde muvaffak olmuş yani. Para var mı? Yok. Bina var mı? O da yok. Hiçbir şey yok. Ne var? İhlas var, hakikattan gelen kuvvet var. Kur'an'ın hakikatından değil mi? Aldıkları fevkalade bir nur var, bir kuvvet var. Bununla yani, ihlasla. O yüzden bakın,
Yani Risale-i Nur'da hep maneviyat önde olmalıdır. Manevi hizmetler, manevi hizmetler. Maddiyat onu perdelememelidir. Onun o, yani kabuk, değil mi? Lütfü ve hakikati boğmamalıdır yani. Bazen böyle meşveretlerimizde veya şeyimizde veya vakıf kardeşlerim bakın bu çok ön plana çıkıyor. Evet onun da bir yeri, bir hakikati var ama onun o sınırı aşmamalıyız yani. Bakın ne diyor bize? Maddi değil, manevi hizmetler lazım. Çünkü asıl mesele bu zamanın nedir? Manevi tahribatına set çekmektir, manevi fütuhat yapmaktır. Evet, şimdi bakın Meyve Risalesi'nin sonunda çok manidar, güzel bir yer var. Çok güzel dersimiz okuduğumuz yerleri, şimdiye kadar okuduğumuz yerleri özetliyor. Bakın diyor ki, fakat ona mukabil manevi bir cihad-ı dini, manevi bir tahribattan bahsediyor değil mi? Hilafetin Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte bir tahribat. Bakın, manevi mücadelenin bir veçesi de, buraya çok girmiyoruz. Diyor ki Üstad, Süfyaniyet'in çok dehşetli tahribatını tamir etmek. Şimdi imanın tahkikinin dersini vermek, manevi fütuhat yapmak, Süfyaniyet'in çok dehşetli tahribatını tamir etmek yine kime? Risale-i Nur talebelerine değil mi? Risale-i Nur şahsı manevisinin vazifesi. Şimdi orayı anlatırken diyor ki, fakat ona mukabil manevi bir cihad-ı dini imanı tahkiki kılıncıyla, bakın esas kılıç ne bu zamanda? İmanı tahkiki. Peki Risale-i Nur'un vazifesi, hizmeti ne? Hani bana deseniz ki ya 40, yarım saattir biraz daha fazla oldu anlatıyorsun. Bizi bir cümleyle Risale-i Nur'u özetler misin? İki kelimeyle. İmanı tahkikinin dersi. İmanı tahkiki ilmi diyor üstad yani. İmanı tahkiki kılıncıyla ne olacak? Cihad-ı dini olacak. Çünkü dindeki rüştü irşad ve hak ve hakikati gözleri hakikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları izhar edip tebyin eden, değil mi? Harika bir şekilde beyan eden, ders veren ve tebeyyün eden bir nur Kur'an'dan çıkacak diye haber verip bir lema icaz gösterir. Hem ta Halid'in kelimesine kadar Risale-i Nur'daki bütün müvazenelerin aslı menba olarak aynen o müvazeneler gibi mükerrere nur ve zulümat ve iman ve karanlıkları karşılaştırmasıyla, dersin başında okuduk ya, nur, zulümat, iman karşılaştırmasıyla gizli bir emaredir ki o tarihte bulunan cihad-ı manevi mübarezesinde büyük bir kahraman bir yerde ne diyor üstad? Mücahid-i Ekber. Şimdi bu manevi mücadeleyi sadece Risale-i Nur talebeleri yapmıyor. Bütün ehli iman bu mananın içindedir. Fakat Mücahid-i Ekber en büyük kahraman, esas vazifeyi gören kim? Risale-i Nur talebeleri. Kalbi külli ve vicdan umumiyenin tabir ve tamir ve tedavisi. Değil mi? Hatta avama bile, avamın bile imanın tahkiki yapmak mertebesi. Değil mi? Beşerin hidayet-i ammesine vesile olmak. İşte zulümatları, karanlıkları dağıtmak. Peki neden? Çünkü bu asırda bakın her asırda Kur'an'ın tezahürü var. Kur'an'ın hakikatlarının ihtiyaca göre ortaya çıkması var. Bakın bu asırda hakikat-ı Kur'aniye değil mi? Risale-i Nur olarak tezahür etmiş. Değil mi? Hani icaz-ı Kur'an'ı beyan et. Risale-i Nur Kur'an'ın hakiki hakikatlı manevi bir tefsiri. İcaz-ı manevisinden geliyor. Tefekkür aynası. Ve Risale-i Nur'un hani bu manevi mücadeledeki fevkalade kuvvetin nuru, hani dedik ya büyük bir enerji açığa çıkarıyor Risale-i Nur. Pozitif, müsbet. Nereden geliyor bu? Kur'an'dan geliyor bu. Kur'an'dan aldığı feyiz, Kur'an'dan aldığı ders. Ve bu meselenin başka bir reçesi de nedir? Bak bu çok önemli. İsmi Azam cilvesiyle zuhur ettiğinden diyor Risale-i Nur. Risale-i Nur İsmi Azam'ın cilvesiyle zuhur etmiş. Bakın orada büyük bir ne var? Tecelliyat var. Oradan gelen bir kuvvet, bir kutsiyet. Yoksa kendi başına Risale-i Nur'un bir kıymeti yok. O yüzden de bakın, değil mi? İman ve Kur'an hesabına Risale-i Nur bu asırda manevi mücadeleyi yapıyor. Ve bu cihetle bakın ben onu okumadım. Bir saatiniz diyor 13. Şua'da manevi mücadele, iman ve Kur'an hesabına manevi mücadelede sizin bir saatiniz bir gün kadar kıymetlidir diyor. Mücahide Ekber. İşte bu cihad-ı manevi mübarezesinde büyük bir kahraman nur namındaki Risale-i Nur'dur ki dinde bulunan güzel tılsımları keşfeden onun manevi elmas kılıç değil mi? Kur'an'ın elinde Risale-i Nur ne? Kırılmaz, paslanmaz, sönmez elmas kılıç. Elmas, paslanmaz. Yani kıyamete kadar vazife-i tenviriyesine devam edecek inşallah. Elmas kılıncı maddi kılıçlara ihtiyaç bırakmıyor. Bakın yine şu alardan bir örnek okumak istiyorum. Diyor ki, El Ayet-ül Kübra'dan ve başka Resail-i Nuriye'den terekküp eden ve Asay Musa namını alan ve Asay Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden. Bakın dalaletin sihirleri nedir? Her türlü batıl fikirler değil mi? İtikada zarar veren bakın. Onları bir sihir diyor üstad.
Çünkü insanları değil mi etkiliyor, kontrol altına alıyor, yönetiyor ya, sihir gibi o da. Dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden Risale-i Nur'un şirkin en son ve en ahir risalesine Asay Musa namını vererek işaretle beraber manevi karanlıkları dağıtacağını müjde veriyor. Bakın, Asay Musa Risalesi de demek ki manevi mücadelede sihirleri iptal ediyor, manevi karanlıkları ne yapıyor? Dağıtıyor. Evet. Yine bakın arkada diyor ki şimdilik en ahir şua ve Asay Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan ve bir manada Ayet-ül Kübra namını alan Risale-i Harika'ya bakıyor gibi bir tarz ifade görünüyor. Bakın bunlar hepsi konumuzla alakalı, konumuzu ifade eden, izah eden şeyler. Şimdi bakın şu cümleyi tekrar okuyalım, naklederiz ama yerinden okuyalım çünkü hani dersimizin can alıcı en önemli cümlesi bu. Bakın bize diyor ki Üstad Emirdağ Laikası'nda bir mektupta, siz diyor Risale-i Nur'u okusanız, dinleseniz veya yazsanız, okusanız, dinlesiniz veya yazsanız İhlas Risalesi'nin sonundaki beş nevi ibadeti yapmış olursunuz. Hatırladık mı? Değil mi? Şimdi bakalım o Risale-i Nur'u okumak, dinlemek ve yazmakla İhlas Risalesi'nin sonundaki beş nevi ibadette neler var? Bakın bize diyor ki bir, en mühim bir mücahede olan, en mühim mücahede neymiş bu zamanda? Manevi mücahede. Bu zamanda. Eski zamanda başka olabilir. En mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücahede etmektir. Bakın demek ki manevi mücadelenin bize düşen en asli, en önemli vazifesi ne? Risale-i Nur'u neşretmek. Okumak, okutmak, neşretmek, imanın tahkikinin dersini vermek. Esas mücadele budur diyor Üstad yani. En mühim bir mücadele olan ehli dalalete karşı manen mücadele etmek. Tabiri caizse, değil mi? Burada biz Risale-i Nur'u okuyoruz veya sen okuyorsun ihlasla. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oku gibi gidiyor değil mi? Küffarın cesedine diyor ya yerleşirdi. Zulümat karanlıklarını bakın dalaletleri iptal ediyor diyor yani. İşte hatta bakın onu okuyayım Kastamonu Laikası'ndan. Bakın diyor ki aynen ve daha başka bir şekilde Cevşenül Kebir ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nuri dahi kainatı baştan başa nurlandırıyor. Zulümat karanlıklarını dağıtıyor. Gafletleri, tabiatları parça parça ediyor. Ehli gaflet ve ehli daliletin altında saklanmak istedikleri perdeleri yırtıyor gördüm. Kainatı enva ile pamuk gibi hallaç ediyor. Taraklar ile tarıyor müşahede ettim. Ehli daliletin boğulduğu en son ve en geniş kainat perdelerinin arkasında envar-ı tevhidi gösteriyor. Demek ki esas hani dedik ya manevi mücadelenin çok veçeleri var, çok başka ehli hakikat da var ama esas vazife nerede? İmanın tahkikinin dersinde bu vazifede Risale-i Nur talebelerinde, Risale-i Nur şahsı manevisi. Demek ki bizim bu manevi mücadele mesailinde en asli vazifemiz Risale-i Nur'u okumak, okutmak, okumak, ciddi okumak, mütefekkirane okumak, daha çok okumak, daha çok neşretmek. Sesli okuyabiliriz, düşünerek okuyabiliriz. Bakın ikisi de. Yani üstad birine diyor ki vücudu zihni. Mesela böyle tefekkür ederek kendimiz okuyoruz. Bunun bir vücudu zihnisi var. Allah o manayı bizim zihnimizde yaratıyor. Mevcuttur yani. İtibari değil. Ve onun bakın önce bizim alemimizde, amel defterimizde, manevi havada, alemi misalde ta dördüncü şuada diyor. Levh-i mahfuza kadar bakın bir karşılığı var. Yani o hakikati biz hayatlandırıyoruz. Hani ehli dünyanın diliyle söyleyeyim. Dolanıma giriyor yani. Bak bu Risale-i Nur'da bir hakikat var ya, biz onu okuduk, tefekkür ettik ya. Ona bir hayat verdik biz zihnimizde. Allah o manayı yarattı bizim zihnimizde. Vesile olduk yani. O bakın o ne oluyor? Bir manevi mücadele oluyor. O senin sana mahsus kalmıyor. Üstad bakın bir yerde de ne diyor? Manevi atom bombası diyor Risale-i Nur. Bakın manevi atom bombası. İşte atom bombasının özelliği nedir? Bakın atom bombasının en önemli özelliği reaktördür. Reaktör ne demek? Yani şu duvar onu durdurmaz. Duvarı geçer. Yani istersen bunu 100 kat duvar yap, atom bombası buraya atıldı mı o duvarı geçer, arkasındakini de öldürür. Onun arkasındakini de. Şimdi bize diyorlar ya dört duvar arasında
Risale-i Nur da manevi atom bombasıdır. Sadece burada okuyan kişiye ve okuyan mekana bakmaz. İşte biraz önce okuduğumuz gibi. Kur'an'dan aldığı o kuvvet, İsmi Azam'ın cilvesinden gelen o tecelliyle duvarları aşıyor yani. Anadolu'yu muhafaza ediyor üstad. Anadolu'nun halasyarı. Semavi ve arzi belalardan muhafaza ediyor. Söylemiyor mu bunları üstad yani? Demek ki en mühim bir mücadele olan ehli dalalete karşı nedir? Manen mücadele etmektir. Risale-i Nur okumak, evrat okumak, Hizb-i Nur'u, Cevşen ülkedir. Dediğimiz gibi ahlak-ı aliye, fedakarlık, gayret, ihlas, bakın bunlar. Yani özellikle Risale-i Nur talebeleri vazifedar ya, Kur'an hesabına vazifedar ya, değil mi? Bunu söylüyor musunuz? Kur'an hesabına. Manevi mücadele Risale-i Nur talebelerinin bütün vücudi, yani hayır, sevap, iman, bütün davranışları manevi mücadele Risale-i Nur şahsı manevisine ne olarak geliyor? Kuvvet olarak geliyor. Her şeyimiz bakın, hayır olan, sevap olan, vücudi olan, pozitif olan, müsbet olan, hepsi manevi mücadele vesairinde dahil. Ama işin esası nedir diyor üstad? Risale-i Nur. Çünkü kılıç o. Bak, manevi mücadeleyi tarif etti, silah ne? Risale-i Nur. Şöyle son iki yer okuyarak bitirelim. Bakın, Varna Layıkası'nda çok güzel bir yer var. Şimdi orayı okumasa ama Varna Layıkası çıkmadı. Alalım bunu. Yani Varna Layıkası'nı göremedim dersten önce. Hemen bir Varna Layıkası alalım. O gelene kadar ben şurayı okuyayım. Bakın. Şöyle bir vurgu da var. Bunu da gözden kaçırmayalım. Bakın Kastamonu Layıkası'nda dedik ya geri alabiliriz. Aldık. İhtiyaç oldu Kastamonu'ya iki kere daha. Diyor ki hani üstadımızın bir Kastamonu'da zehirlenmesi oluyor biliyorsunuz. Böyle hani vazifelerini yapamıyor. Böyle çok ağır yani. Ağır zehirliyorlar yani. Diyor ki üstadımızın tam ifa edemediği vazifesi yerinde bu havalede her bir şakir kendi hususi çalışmasından başka bir saati üstadı hesabına Risale-i Nur'un şakirtlerinin mücahede-i maneviyelerine iştirak Risale-i Nur şakirtlerinin mücahede-i maneviyelerine iştirak ve onları hedef edip onların defteri amaline geçmeye aynı üstad gibi çalışmaya başladılar. Demek üstad yerinde onun birkaç saat çalışmasına bedel pek çok saatler aynı vazifeyi görmeye başladılar. Bakın burada bir nokta var. Diyor ki Risale-i Nur'un şakirtlerinin mücahede-i maneviyelerine iştirak ve onları hedef edip. Burada hedef edipten kastettiği ne? Niyet. Bakın okurken bu niyeti yapalım. Çünkü niyet ibadette nedir? Çok önemli bir şey yani. Mesela Risale-i Nur okuyoruz. Risale-i Nur şakirtlerinin manevi mücahedesine. Çünkü o okuduğumuz Risale-i Nur bizim imanımızı inkişaf ettirir, latifelerimize feyiz olarak gelir, sevap olarak bize işlenir. Ama biz aynı zamanda Risale-i Nur'un mücahede-i maneviyesine bu da benim iştirakim, niyetini yapalım. Bakın değil mi? Dördüncü sözde bize ne diyor üstad? Namaz kılan bir müminin diyor, güzel bir niyetle diğer dünyevi mübah amelleri ibadet olur. Yani niyet yani ibadete acayip bir ruh katıyor yani. Başka bir mana katıyor yani. Kuvvet veriyor. O yüzden de evrat okurken, Risale-i Nur okurken, hizmet ederken, yani böyle her farklı bir şeyi yaparken, yani sürekli değil de, mesela kitabın başına geçtik bir anda bunu niyet edebiliriz. Cevşen okuyoruz diye, Kur'an okuyoruz, niyet edelim değil mi? İşte bir hizmet ediyoruz, bunu böyle yaptığımızda bu daha, çünkü bakın bize bunun örneği de var. Yine Leyla-i Kadir ile ilgili şeyleri de hatırlarsanız, Kastamonu Layıkası'ndaki mektuplarda diyor ya üstad, na dediğiniz zaman dualarda diyor, na dediğiniz zaman ecirna hallisna, Risale-i Nur'un şakirtlerini niyet edin diyor. Değil mi? Diyor mu bize? Bak diyor yani. Tamam biz onu diyoruz ama onların niyet etmeniz gerekir diyor yani. O yüzden de bu hani niyet işi daha da tam hani, sağlam hale getiriyor yani. Mücahede-i maneviyelerine bakın çalışmacı. Bizim çalışmamız ne? Risale-i Nur okumak, neşretmek, ders yapmak, derse gitmek değil mi? Birine Risale-i Nur tebliğ, bir talebeyle ikbal. Bütün bunlar. Evrat okumak. Bakın niyet ettiğimizde o zaman tam şahsı maneviye mal oluyor yani. Tam o zaman Risale-i Nur şahsı manevisinin değil mi kazancına, mücadele-i maneviyesine bir kuvvet, bir nur olarak gidiyor. Biz de ona dahil olmuş oluyoruz. Evet. Bakın Hafız Ali abinin çok güzel bir şeyi var. Diyor ki, mektubu var bu meseleyle ilgili. Affınıza mağruren şunu diyeceğim ki, madem manevi cihat zamanıdır, muvazzaf askeriz. Nefer olmak bile çok büyük bir şereftir bu manevi mücadele. Çok büyük bir şereftir yani. En geride bir nefer olmak bile. Yeter ki bu nurani kafilenin içinde olalım. Bu
bu şahsı manevi bakın, en kutsi vazife, en kutsi mücadele ya, ahir zamanda ya. Yeter ki bunun içinde bir hissemiz olsun. Milyonda bir diyor usta. Ebede kadar şükretmemiz lazım bunun içinde. Yani. Yeter ki burada olalım yani. Çok büyük bir mazhariyettir bu. Ya tensibi ilahiyle bakın buradaki, ya bunun da farkında olalım. Yani buradaki her kardeşimiz, abimiz tensibi ilahiyle burada. Yani. Rastgele geçerken uğramamış yani. Değil mi? Müntehaptır diyor yani. Bu kadar kutsi, külli, nurani bir vazifede. Ama diyor ya, biliniz ki elinizden kaçmasın. Dikkat edin değil mi? Ey kardeşlerim dikkat ediniz. Vazifeniz kutsidir. Hizmetiniz ulvidir. Her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın. Elimizden de kaçabilir. Çünkü elekler çalışıyor diyor. Işte, altın mı bakır mı diye denge vurulacaksınız yani. İşte madem manevi cihat zamanıdır muvazzaf askeriz ve askerlikten lezzet aldığımızı söylüyoruz. Düşman hem Suri düşman hem Dessas hem Suri kuvvetlicedir. Kılıç hasma göre çekilir üsturuyla. Sizin telaşsız ve aramsız sayınız göz önündeyken cephemize hile tuzağı addedilen bu bucağı ve sermayeyi dünya gibi çok cazibedar şeylerle bizi aldattıklarını bilmeliyiz. Hani hücumat-ı sistemin başında da var ya, Hizb-ül Kur'an'ın fedakar şakirtlerini o manevi ulvi cihattan vazgeçirmek için diyor ehli dünya, insi ve cinli şeytanlar desiseler. İşte altı tane. Bak Hizb-ül Kur'an'ın fedakar halimlerini kutsi manevi cihattan ve ulvi vazifeden vazgeçirmek için. İşte makam, derdi maişet, korku, kavmiyetçilik, ırkçılık, değil mi işte tembellik gibi değil mi onları diyor. İşte burada da benzer bir mana. Diyor ki cephemize hile tuzağı addedilen bu bucah ve sermayeyi dünya gibi çok cazibedar şeylerle bizi aldattıklarını bilmeliyiz. Ve cepheyi bırakıp afil yani fani geçici şeylere aldanıp ne olur? Çok mübarek ve mukaddes şeylerin ayak altında kalmasına sebebiyet vermemek için ancak ve ancak Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Kibriya'nın azamet ve kudretinden ve şumullu rahmetinden ve Şah-ı Levlak'in himmet-i ammesinden ve Zat-ı Üstadanelerinin makbul ediyelerinden, dualarından gece ve gündüz hissemen olmamızı niyaz ediyorum ve böyle imanım var ve her dakika aramsız bekliyorum. Hafız Ali abi şöyle kapatalım dersimizi son cümle ama tam özetini üstad bakın bu cümleyi okumasak eksik kalırdı ders. Risale-i Nur'un manevi mücadelesinin çerçevesini çiziyor. Bakalım nasıl bir çerçeve çıkacak karşımıza. Bizim anlattığımızdan çok daha geniş bir şey çıkacak veya anlatmaya çalıştığımızdan. Bakın diyor ki Risale-i Nur bu cami ve külli ve yüksek marifet caddesini tefsir edip 1000 seneden beri Kur'an aleyhine ve İslamiyet ve insaniyet zararına ve Adem alemleri hesabına tahribatçı külli ceryanlara karşı bak. Adem alemleri hesabına tahribatçı külli ceryanlar var. Kendi menfaati için küreyi arz ateş atan insi şeytanlar. Bakın bu küreyi arzdan bahsediyor. Anadolu'nun sınırlarının dışına çıktı bakın. En külli ceryanlar düşünün bak. Bilenler bilir, bilmeyenler de az çok. Bir yerde Kastamonu laikasında onu tarif ediyor. Diyor ki perde altında bilinmeyen Nebi Beşir'in kısmı azamını ve küre-i arzın ekserisini istibdadı altına alan dehşetli bir ceryan o. En külli ceryanlar. İnsi şeytanların başında oldu bak. Diyor ki Risale-i Nur Üstad bu Kur'an'ın bu cami ve külli ve yüksek marifet caddesini tefsir edip 1000 seneden beri Kur'an aleyhine ve İslamiyet ve insaniyet zararına ve Adem alemleri hesabına tahribatçı külli, en külli tahribatçı ceryanlara karşı Kur'an ve iman namına mukabele ediyor, müdafaa ediyor yani. Ya öyle. Demek ki Risale-i Nur manevi mücadelede, değil mi? Vücudi olarak Adem alemlerinin tahribatına mukabil en külli tamiratçı. Risale-i Nur'a talebelerine de düşen nedir? Bu nuru neşretmek, bu hakikati değil mi? Okumak, okutmak, nefretmek, tebliğ etmek, nesillere, insanlara, kalplerine, ruhlarına nakşetmek. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim la ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. El Fatiha.